öğlen saatlerinde yaşandı ve Fatih Terim'in Galatasaray'daki 4. dönemi sona erdi. 571 maç, 333 galibiyet, 8 şampiyonluk, 20 kupa var 12 sezonda aşağı yukarı. Ama 2,5 sezondur yaşanan bir sıkıntılı süreç var. Geçtiğimiz yıl avarajla kaçan şampiyonluğun ardından bu sezon mevcut noktada geldiğimiz bence noktada. 5. sezonu. Değil mi? 5. sezonu. 4. sezonu bitirdi, sözleşme bitti, yeni yaptılar. Onu öyle de değerlendirilebilir, öyle doğru bak. Söylüyorsun. 7 galibiyet, 7 mağlubiyetin olduğu bir süreç. Ziraat Türkiye Kupası'na da veda edince Galatasaray. Şimdi dünden bazı gelişmeler, aslında dün de demeyelim. Hafta sonunda biz burada konuştuk. Hatta sen dedin ki ya arkadan dolaşmayın, bazı şeyleri direkt yapın madem diye konuştun. Reklam bir takım, arasında sana bir şey söyledim. Bir takım haberler, evet. Bir takım haberler ufak ufak gelmeye başladı. Bugün yönetim toplandı. Nef Stadyumu'nda, Ali Sami Yen'de. Fatih Hoca bir 10-15 dakika kadar içeride kaldığı bilgisini aldık. Bizim arkadaşlarımız da oradaydı. İyi bir takiple son dakikayı hani uzak ara Türk televizyonları içinde arkadaşlarımız ekrana yansıtmayı başardı. Bizim adımıza güzel bir habercilik. Şimdi Levent abi, bu işin, bu noktaya gelişin hikayesini, perde arkasında kalan gelişmeleri senden öğrenmek istiyoruz. Nedir ben bu noktaya geliş? Ben bildiklerimi, notlarımı evet. söyleyeceğim. Bu iş sezon başı başladı. Biliyorsun Işıtan Gün yönetici Flora'dan sorumlu yönetici olmuştu. Ogan Taran'la beraber İtalya'ya oyuncu bakmaya gittiklerinde Fatih Terim bunlar rahatsız oldu. Sonra Işıtan Gün istifa aşamasına gelmişti. Etmedi. Devam etti. Bir defa Işıtan Gün'ün yöneticilik kısmında Galatasaray camiası içerisinde eskiden başkanlık yapmış, şampiyonluk yaşamış yöneticilerle yaptığım sohbetlerde rahatsızlıkları şöyle diyor. Işıtan Gün, Ünal Aysal döneminde profesyonel yöneticiydi şeyde. Ünal Aysal yönetimi. Değil mi? Tabii, bilet ve kombine işlerine bakıyordu. Sonra ayrıldı. Hollanda'da bir takımın sahibi biliyorsun. Sırtına evet, Fortuna, evet. Fortuna Start. Evet, takımın sahibi. Hisselerin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Artı bir menajerlik işi de var. Ogan Taran'la beraber hareket ediyorlar. Bir kulüp başkanının bu sahip olmasının, menajerlerin olmasının, yönetime bulunmasının yanlış olduğunu söylediler. Aldığım bilgi bu. Doğrudur bu işte. Çünkü anlatamazsın bir takım şeylerle yani. Sıkıntı yaratır. Dolayısıyla bu Ogan'la beraber transfer yapma işiyle başlayan süreç sonra devam etti. Bildiğim kadarıyla yani Fatih Hoca'nın bu süreç içerisinde Flora'daki yalnızlığını gidermek için ben Ali Dürüst'e önermiştim. 3 tane yönetici gönderdi arkadaşını Burak Bey. Bunlardan bir tanesi en son Doktor Bülent. Ama üçünü de hoca istemedi. Dolayısıyla çalışmadı onlarla beraber. 10 gün evvel, 10 gündür Fatih Terim'le konuşmuyorlardı Burak Elmas. Çünkü ne zamanki medya Domenech Torrent ismi düştü, ondan sonra hocayla konuşmuyorlardı. Bir takım yardımcılar dile getirilmişti. Hocanın yardımcı yetersiz olduğu söyleniyordu. Avrupa'daki başarı rağmen gerçekten ligdeki skorlar çok kötüydü. Şey oldu mu, yardımcıların ücretinde bir dengeleme falan bir şey yapıldı mı? Öyle bir haberler geldi hocanın yardımcılarında. Yok, ben duymadım. Hı. Ama şunu sordum. Dün mesela işte Fatih Hoca'ya Burak Bey şey diyor. Gel Sportif AŞ'ye geç. Ben orada çalışmam diyor. Sportif AŞ'nin başına geç, hocalığı bırak diyor. Ama oradaki şeyi sordum kendisine, başkanın. Ben bu maaşı verirsiniz geçersin dediniz mi diye sordum. Bana para teklifi etmedi dedi Fatih Hoca için. Bu çok önemli bir bilgi. Nasıl? Ben bu parayı verirsiniz geçerim demediğini başkandan öğren, teyit söylüyorum yani. He, Fatih Hoca. Fatih Hoca sadece ben sahada olurum, buralarda olmam dediğini diyorum. Fatih Hoca'yı hani kim dışarıda bunu söylemişse demiş ya Fatih Hoca, ben bu maaşı verirsiniz ben oraya geçerim diye, hiç öyle bir şey yok. Öyle bir Fatih şey yok. Hoca yok, böyle bir teklif hayır. bile yapmamış. Burada Fatih Hoca'yı itibarsızlaştırmayalım öncelikle. Onu da yazalım. Fatih ya. Terim
aynı maaşı alırsam orada çalışırım gibi bir söz söylememiş. Evet. Bunu da belirtelim. Onu söyleyelim. Ve pazar günü bildiğim kadarıyla Burak Bey tıpkı Ünal Aysal dönemindeki yaşanan olay gibi, o zaman biliyorsun Lütfi Arıboğan'ı göndermiş, tebliğ ettirmişti görevden ayrılmayı. Telefon açıyor, telefonları Fatih Hoca bakmıyor, mesaj atıyor, mesajlara cevap vermiyor. Bu sabah görüşme yapılıyor, şeye çağrılıyor, Nef Stadyumu'na çağrılıyor, Ali Samiyen'e. Orada görüşülüyor ve hoca teşekkür eder, çalışmak istemiyoruz diyorlar. Şimdi Galatasaray sanki bir dejavü yaşıyor. Çok ilginç. Neden? Çünkü Fatih Terim'in Özhan Canaydın döneminin ikinci döneminde biliyorsun Petre, Bratu, Tamaş gibi oyuncular almıştı. oyuncularla yola devam ederlerken o Romenlerle bir türlü bir yere gelmemişti. Bu Romenlerle yine aynı şey oldu. Hoca yine başarısız oldu. Bu konularda ligde, Avrupa'daki kısmını tartışmıyorum ve benim de en çok eleştirdiğim burada Avrupa'daki oyun modelini niye Galatasaray ligde oynatmıyorsun hocam dedim. Daha çok puan olurdu. Gol yemeyen bir takım haline dönüşürdü Galatasaray. Sonuçta yollar ayrılıyor. Ama bundan sonraki süreç çok önemli. Şunları söyleyeceğim. Bir, Faruk Süren döneminde Terim kendi ayrıldı gitti. Yani istifa falan söz konusu. Fiorentina'ya gitti, sonra Milan'a geçti. Ondan sonra Faruk Süren ve ekibi Lucescu'yu getirdiler. Bak burayı iyi dinlesin Galatasaray başkanları, yöneticileri, lütfen iyi dinleyin. Lucescu geldi, Mehmet Cansu'na devam ettiler. Sonra Özhan Canaydın geldi. Birinci sene şampiyon olamadı ama Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadılar. O tarihi Real Madrid maçı vardır. Gelip 2-0'dan 3-2 dönen maç vardır. İki kere gruptan çıktılar değil mi? Evet, ikinci gruptan çıkamadılar. Hmm. O öbür sene. Mehmet Cansu dönemi, Özhan Canaydın devre aldığı dönemde Lucescu kiralıkları şampiyon oldu. İki ön elemeden sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Artı birinci gruptan çıktı. İkinci gruptan 5 beraberlik bir Barcelona yenilgisiyle. Barcelona o gün grupta berabere bitseydi maç. Elenen takım olmasaydı Galatasaray'a çıkardı. O gün Lobby devreye girdi. Offside golden 1 metreden Luis Enrique golü attı. Şimdi ne yaptı Özhan Canaydın gelince? Gönüllerdeki teknik direktörü getireceğim dedi. Şampiyon olmuş Lucescu'yu gönderip Fatih Terim'i göreve getirdi. Bu büyük bir olay. Evet. Fatih Terim 100. yılın Beşiktaş'ın şampiyon olduğu dönemde Galatasaray'ı ikinci yaptı. Şampiyonlar Ligi'ne götürdü. Ama ikinci senesindeki yapılan transferler, buradaki yapılan maliyetli olan transferlerden bahsetmişti Özhan Canaydın. İşte Prato, Petre, Tamaş ve bu süreci tamamlayamadı. Hatta Özhan Canaydın'ın söylediğine göre, şimdi sağ değil ama Fatih Hoca bunu cevap verebilir. Ben Frank Döbor'u aldığım zaman yanına Van Hooydonk'u alacaktım. Vermişlerdi. Fatih Hoca istemedi dedi Van Hooydonk. Ben Özhan Canaydın rahmetli bunu söylemişti. Bana Ziefeld de söyledi bunu. Kamptayken Avusturya'da. Şimdi olabilir teknik direktörün istediği Fenerbahçe'ye geldi sonra. Çok başarılı oldu. Evet. Sonra biliyorsun görevden alındı. Görevden alındıktan sonra Hacı geldi. Hacı ile beraber kupa kazandılar. Sonra Özhan Canaydın Türkiye Kupası kazandılar. İşte Fenerbahçe'yi 5-1 yendikleri maç. Geres'le şampiyonluk yaşadılar. Geres'i getirmişlerdi. Sonra Kalli, Cevat Güler'le tekrar şampiyonluk yaşadılar. Özhan Adnan Polat döneminde Adnan Polat Reykart'ı getirdi. Reykart devrimdir dedi, götürdü. Unutmayalım, Galatasaray o sene 8. bitirdi. Hocalar, oyuncular geldi gitti. Dejavu dediğim bu. Adnan Polat Mart Kongresi'nde ibra edilmedi. Seçime gitti çünkü Galatasaray'ın durumu kötüydü. Şimdi 8.ydi. Şu anda Terim döneminde Galatasaray 12. sırada. Bu dediğimi unutmayın. Yönetime söylüyorum. 12. sırada bir takım şu anda Galatasaray. Ve Terim gibi bir gövdeli teknik direktörü gönderdiniz. Haklılığı haksızlığı tartışmıyorum. Sözünüzü dinledi dinlemedi bir şey demiyorum. Flora'yı boşalttı Fatih Terim. Yeni bir ekip kuracaksınız. Ama bakın Galatasaray taraftarlarının o dönemden bu döneme sosyal medyalar çok değişti. Odalarda 5000 kişi 6000 kişi konuşmalar yapılıyor şu anda. Sadece kart vizitinde Reha Kapsal'ın kart vizitinde Reha Kapsal yapar, çalışırdı kulüpler yazar. Doğru mu hocam? Doğru. Reha Kapsal'ın kart vizitinde Pep Guardiola'nın yardımcısı yazmaz. Yıllarca 59 yaşına gelmiş bir yardımcı antrenörden New York City'de çalıştığımız Flamengo'da yollanmış, gönderilmiş bir hocayı, gövdeli bir hocayı gönderdikten sonra Galatasaray'ın başına getirirseniz dejavunun en babasını yaşarsınız. Bak söylüyorum size. Çok net söylüyorum. Dolayısıyla Galatasaray yönetimi bu hatayı yapmasın. Öğrendim ki getirecek misiniz?
Ne proje hocası? Ne yapmış bu adam? Levent abi şey değil değil mi? 6 aylığında mı 1,5 vallahi bilmiyorum. 6 aylık kimse. Yani ama... Sayın Işıtan Gün. Siz bunu kendi kulübünüze alın hoca yapın. Galatasaray'a bastırıp hoca yapmayın. Böyle akılları karıştırmayın. Bu menajerlik işlerinde Galatasaray bu hocalarla beraber Galatasaray'a transfer yapmayı mı planlıyorsunuz? Burada var. Beşiktaş'a yaptığınız oyuncular var. Ben buradan söylüyorum size. Çok net söylüyorum. Galatasaray gibi bir kulübün hocası Domenech Torrent kimdir ya? Kimdir? Galatasaray'ın projesi olacak mı? Ne projesi ya? Projeleri var mı ki proje hocası olsun? Taraftarı anlatamazsınız. Bundan sonra topun ağzında siz varsınız. Siz varsınız. Başta Burak Elmas olarak. Başkana söylüyorum. Bak Sayın Başkan. Geldin, yola çıktın. Olmadı işler, yürümedi. Gönderdiniz. İspanyol teknik direktörler hiçbir yerde başarılı olmamışlar. Bana bir tane başarılı olmuştur İspanyol teknik direktörü. Pep Guardiola da İspanya ama Katalan kendisi. O şeyden yetişmiş. Ayrımcılık yaptı yani. Yaptı ya valla ya. Değil mi yani? Enteresan. İlginçtir. Bak İspanyol... Ya Türkiye'de başarılı olamadıkları... Ha Benitez falan var ya. Yani. Benitez İspanyol değil mi? Avrupa'da nerede çalışıyor önemli, Benitez? Yalnız Türkiye'de çalışıyor Benitez? Parantez içinde 20 tane Alman teknik adam çalışıyor. İkinci 13 teknik adamla İspanyollar evet, geliyor. Evet. Ben eğitimlerini İspanyol, Almanların birinci, ikinci İspanyolların çok tutuyorum. Türkiye'de Levent bu... abi devam etsin. Hayır, ben araya. Avrupa için söylemiyorum bunu. Anladım bir sürü ben. Var. Ama ben genelleme yaptım. Bu senin adam için yani çalışan bir teknik diyor. Senin saygı tabii, duyuyorum. Bu tabii, hakimsin bu dünyaya. Ve gidip senin Bayern Münih'leri izlediğini, Liverpool'ları izlediğini biliyorum hocam. Ya bana kendini anlatma. Levent anlatsan. Sana iki tane Domane... destek atayım. Aragones'le Luis Enrique. Buyurun. Şey Luis Enrique diyorum. Şey. Nedir? Dünya Kupası yaşadı. Evet, evet, Yeniköy evet, kasabı dediler ya. Yani gerçekten. Del Bosque. Luis Enrique daha iyi. Bu tür hocalar Domenech Torrent bir soru işareti. Bu Galatasaray taraftarını kesmez. Trabzon maçında tribünler size döner. Sizin geçmişinize bakın. Faruk Süren, Mehmet Cansun, bakın Özcan Canaydın. Hep bunları sayıyorum size başkanlar. Kim baştan yaptığı Adnan Polat'ın doğruydu. Rey kartı getirdi dedi ya. Rey kartı getirmek bir devrimdi. Sonra kafasını kopardı. Ayrı bir konu. Sonra getirdi bir sürü hocalar. Galatasaray ligi 8. bitirdi. Kaybedenler kulübüne yazılmıştı Galatasaray. Bugün olduğu gibi. Fatih Terim gibi gövdeli teknik direktörü. Taraftarda ayrı yeri olan bir teknik direktörle ayrıldınız. Bu bir yönetim tercihidir. Yönetim tercih olacaksa yaptıysanız burada haklı taraflarınız da olabilir. Hocanın sizi dinlememizden rahatsız olmuştur. İki sene Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan Ünal Aysal da hoca istememişti. Martin Yol da onun hocası. Ama o zaman Ali Dürüst... Orada da bir telefon tabii, çıkma orada da, olayları tabii, falan vardı, olmuştu yine değil var mi? O zaman Fatih Terim'i Ali Dürüstler, Refik Arkanlar bu tür insanlar Galatasaray'ın güçlü insanları ilk iki senede yönetimde görev alan insanlar göreve getirdiler. Şampiyon oldu. O iki seneden sonra yönetimini değiştirdi. Mancini geldi biliyorsun. O bile Fatih Terim sonrasında Mancini gibi gövdeli bir hocayı getirdi. Manchester City şampiyon yapmış. En son İtalya'yı dünya Avrupa şampiyonu yapan bir hocayı getirdi. Orada Prandelli diyorsun. Prandelli de Avrupa şampiyonası final oynamıştı biliyorsun. İtalyan bir takım başındaydı. Geldi. Şimdi Apoletti de var. Şimdi doğruyu konuşalım. Ama Fatih Hoca iyi takımdayken Hamza Hoca'yı gönderdi. Galatasaray o sene şampiyon oldu Prandelli'den sonra. Bu da Fatih Terim'in katkısıdır. Şimdi ben diyorum ki bu kararı aldınız. Bu kararı aldıktan sonra sizin B planınız Domenech Torrent olmaz. Başkan Burak Elmas. Bak uyarıyorum. Olmaz. En başta ben bu işe karşı çıkıyorum. Ve bu karşı çıkın Galatasaray taraftarını karşınıza alırsınız. Bu buranın sesini kesmez. Öyle bir isim getireceksiniz ki bu isim herkes tarafından kabul görecek. Onun için hiç buna zaman ayırmayın. Işıtan Gün'ün de aklına göre hareket etmeyin. Bu kadar basit. Aklına göre hareket etmeyin. Transferleri siz yapacaksınız. Yaparken de lütfen sizin geçmişteki abi dediğiniz insanlardan da destek alın. Örnek verdim size. Örnek verdim. Bülent Ulu'ndan da alın. Cenk Ergün'den de alın. Ondan bundan alın. Ama bu piyasada futbolcu satışlarını yöneten insanlar Galatasaray camiası içinde yöneticilik yapıyorlarsa kafalar karışır. Kafalar karışır. Ben bir kongre üyesi olarak söylüyorum. Yani gerekirse bakın Galatasaray camiasının büyükleri bu konuda rahatsız. Gerekirse Işıtan Bey istifa etsin. Kusura bakmasın istifa etsin. Bu şekilde Galatasaray'a hizmet olmaz. Kimin ne yaptığını herkes biliyor. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Ama Domenech, Torrent, Galatasaray'ın projemiz bunlar hepsi palavra. Ne projesi ya? Bu adamın ne projesi olmuş ki Galatasaray'a proje üretecek?
Zaman kaybı yapmayın. Galatasaray taraftarını karşısında bulursunuz. İlk tepkiyi de Trabzon maçında görürsünüz. Çok net söylüyorum. Onun için getireceğiniz, Galatasaray'ın başına getireceğiniz insan oyunculardan da tepki görmeyecek. Oyuncuların da saygı duyacağı bir isim olacak. Kartviziti olacak. Sezon sonuna kadar geçici bir hocayla çalışma ihtimali var mı? Bu da olmaz. Çünkü bilmiyor mu? Bu kadar yabancı oyuncu bunun yardımcı antrenör olmuyor mu? Bir İspanyol olduğunu bilmiyor mu? O zaman madem öyle yapsaydınız Fatih Terim'e keşke Riera ile devam etmesini sağlasaydınız. Riera'yı sağlasaydınız. Riera en azından bu Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı. Gitti yardımcı hocalık yaptı. Keşke Fatih Terim'e Riera'nın yardımcı hocayı almasını isteseydiniz. Dolayısıyla ben Domenech Torrent olayının proje olmayacağını, ölü bir proje olacağını söylüyorum. Galatasaray'da fayda getirmeyeceğini düşünüyorum. Keyfiniz bilir. Buralarda biz tartışmaya devam ederiz. Galatasaray'ı yine büyük paralar altına maliyete sokmayın. Lütfen kendiniz bu transferi yapın Başkan Burak Elmas'a söylüyorum. Siz kendiniz başınızda olun. Bu işin transferdeki mimarları da Iştan Gün ve ekibi olmasın. Net söylüyorum.